Türk'ün şanlı bayrağı. Değerli izleyiciler, çırpınırdığı Karadeniz'de başladık. Bu eserin kökeni ne Oktan Bey? Efendim, Azerbaycan ünlü şairi, Osmanlı dönemi son dönemlerinde Azerbaycan işgalinde "Ah ölmeden bir görseydim" diyor, Türk bayrağını tekrar gelse ya. Rus işgalinden kurtarmak için. Dolayısıyla da o yılları betimleyen, fakat adeta bir milli marş olmuş Türk illerinde. Türk'ün bayrağını, o şanlı yüce bayrağı görmek isteyen bütün diyarlarda, nenelerimizde, dedelerimizde, ki geçtiğimiz senelerde bir Bosna Hersek'te bir yaşlı teyzemiz konu olmuştu haber bültenlerine. O bayrağı gördüm ya dedi evladım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya bir yardımından dolayı. Dolayısıyla artık öleyim, ölsem de gam yemem. Her yerde Türk'ün bayrağını görmek istiyorlar efendim. Evet. Evet, sizin bir gözleminiz vardı. Onun görüntülerini de yayınlamıştınız. Yani Ay Gazete nereden çıktı? 16. Ay Gazete bizim eski gazete. Evet efendim. Evet. Aklım oraya gitti. Şimdi bizim gazetemizin adı da Türk Devrimi oldu. Türkdevrimi.com. Bizim bir başka gazetemiz daha var. Oktan Keleş Bey'in gözetiminde yayınlanıyor. Bilgi Ağları'nda 16 yıldız diye girerseniz karşınıza çıkar. Orada 16 piramit, Türk piramidi bölümü var. Orada piramitlerin birinin içine girip resim yayınlamıştınız. O resimlerden birisinde Oğuz Kağan'ın yani baş heykeli denilebilir. Balballar, evet efendim. Vardı ve onun tepesinde ne vardı? Ayıldız efendim, taşlara yazılmış, evet. Zaten yayınlandı. Evet. Kün ay. Siz daha iyi bilirsiniz. Gün ve ay. Gün ve ay. Yani güneş, yıldız derler ama aslında güneşi betimler. Güneş tabii. Evet. Güneş bir yıldızdır. Evet, ay efendim. İse bir uydudur. Evet. Evet. Güneş ve ay Türklerde kutsaldı. Kutsaldı. Her şey kutsaldı ama Türkler yani Türklerin kutsallık yakıştırmadığı bir nesne yok. Her şey kutsal ama ayın ve güneşin çok önemli yeri var. Çünkü İnandıkları Tanrı, Tengri, bütün varlığın kendisi, her nesneyi kapsar, her nesne onun içindedir, o da her nesnenin içindedir. Ama yeryüzünde insanoğlunun dirlik sürmesine ve yeryüzünün dirlik içinde var olmasına en önemli etken güneş ve ay. Sadece güneş de değil, güneş olmasa zaten yeryüzünde dirlik olmaz. Dirilik olmaz. Hayat olmaz. Ama ay olmazsa yine olmaz. Çünkü çok az bilinen bir gerçeği bir daha söyleyelim. Ayın tam yerinde olmasının sağladığı bir durum, dünyanın belli eksen etrafında dönmesidir. Yani dünyanın bir topaç hareketi vardır. Hafif salınımlı topaç gibi. Bunu sağlayan aydır. Yoksa Merkür gibi dönebilirdi yani. Ama ayın orada olması dünyanın düzenli dönmesini sağladığından, kuzey ve güney kutupları oluşmuştur. Ve güney, bilhassa kuzey kutbu eriyen sularıyla yeryüzünü besler. Ekvator oluşmuştur. Bütün bunlar sonucunda da dünyanın bu dirlik veren düzeni oluşmuştur. Dolayısıyla ayın da güneşe yardımcı olarak böyle önemli bir etkisi var. Ayrıca
Medcezir'i meydana getir, çekim ve yani çekilir ve geri döner sular. Bu da ayın etkisiyle olur. İnsan vücudunda etkisi var. Kadınların bedenlerinin arınmasında, rahimlerin arınmasında yine ayın etkisi var. Onun için ay hali denmiştir. Ayrıca toprağı 3-4 milimetre kabartır. Mesela bu da çok bilinmez. Yani ayın böyle önemli etkiler var. Atalarımız bunları bilirlerdi. Binlerce yıldan beri. Güneşin ve ayın bu önemini bilirlerdi. Dolayısıyla güneşi ve ayı Tanrı'nın en büyük dışa vurumu, tezahürü, zahire çıkması bildiklerinden, sabah güneş doğarken ve güneş batarken güneşe bakıp Tanrı'ya yakarırlardı. Türk inancında bunları yazdık. Benim bu 19. kitabım, sanki 20'sini geciktiriyorum bu kitabın etkisi azalmasın diye. Ama seviniyorum, iyi de okunuyor bu kitap. Yani okunuyor, bu da doğrusu beni sevindiriyor. Ayrıca Oktan Keleş'in, Keleş Bey'in kitaplarının okunmasına da seviniyorum. Bu arada hemen aklıma Deruni Devlet geliyor çünkü orada benim resmim var. Ne kadar bencilim değil mi yani? Resmim var diye hemen o kitabı söylüyorum. Evet. Oktan Keleş Bey'in kitaplarına da salık veriyorum. Yani Türk inancını almaya gittiğiniz zaman bir de Oktan Keleş Bey'in kitaplarından eğer almadıysanız hala isterseniz o kitaplarda hem geçmişimizi hem günümüzü hem geleceğimizi okursunuz. Gelecek, evet. Yani zaman zaman burada anlatıyoruz. Yani şunu demişti, bakın gerçekleşti. Öyle bakmak lazım onun kitaplarına. Melami Savaşları, Sırdaş, Melekler Ağlarken. Başka? Efendim, Atatürk'e atılan iftiralar, ben son çok zirve diyorum. Kitap. Bu programın ürünü ve sizin evet. müsebbip olmuş olduğunuz bir kitap efendim. Atatürk'e atılan iftiralara Türkiye'de ilk defa verilere dayalı kaynak bilgilerini kullanarak karşılık veren Oktan Keleş Bey'dir. Burada o karşılıkları verdi. Sonra onlar toplandı. Bir kitap olarak yayınlandı. Kulbak Ata resimli roman olarak yayınlandı. Şimdi evet. birisi... Kopuz Ata ve Kambala. Onlar ve Tengri'nin zaman? Türkü. Şu anda efendim yazım aşamasında. İkisini biz 16 Yıldız'da verdik. İlk bölümlerini. Evet. Devam ediyoruz efendim. 16 Yıldız'a girerseniz onları da bedava okursunuz. Evet. Evet değerli izleyiciler. Demek ki bayrağımızdaki ay ve yıldız, yani o söyleme de bir şey demiyoruz ama yanlış diyoruz. Efendim ay Allah'ı temsil ediyormuş. Yıldız da peygamberi temsil ediyormuş falan. Bilmiyorlar ki yıldız güneş yahu. Nasıl olur? Ters bir şey var burada yani. Öyle bir şey yok. Türkler Müslüman olmadan önce de ay ve yıldız onların belgesiydi. Müslüman olmayan Türkler de mezarlarına ayı ve yıldızı koyarlar mezar taşlarında. Türkler İslam dünyasının temsilcisi olduktan sonra hilal Müslümanlığın simgesi oldu. Sonradan. Ama ilginçtir. Hristiyanların simgesi olarak söylenen haç da, şu haç da aslında Türklerin çok eski simgelerinden birisidir. Ama 4. asırdan başlayarak Hristiyanlar onları aldılar. Öyle o haçla, yani İsa'nın çarmıha gerildiği haçla falan onun ilgisi yoktur ama öyle yayıldı, öyle yaygınlaştı falan. Yani iki büyük dinin ikisinin de simgesi Türklükten geliyor. Bu da çok ilginç bir şeydir ama bilinmez. Onun için bir hanımefendi yazar, böyle başını o kadar sıkmış ki, demek ki o kadar sıkınca başını içindeki bilgiler de karışıyor yani. Biraz rahat bırakmak lazım, öyle anlaşılıyor. Efendim diyor, işte hilal Allah'ı temsil eder. Bak. Yahu hilal dediğin ay yahu. Nasıl Allah'ı temsil eder? Allah'ı temsil mümkün müdür? Allah hilalden bahsederken Kur'an'da sana hilalden sorarlar.
Şöyle söyle ki o oruç tutmanız için bir ölçü birimidir. Evreler var. Biz zaptoranda. Evet. Diyor ki hilal Allah'ı temsil ediyor. Hilal. Hop hop hop. Hilal Allah'ı temsil ediyor. Yapma yahu. Hilal dediğin ne? Yani ay dediğin ne? Nasıl temsil eder Allah'ı? Allah sizin sandığınız gibi değil. Evet. Tabii Allah var. Allah'ın varlığı yokluğu bizim inancımızda tartışılmaz. Sohbet konusu yapılmaz bile. Çünkü varlık varsa o işte Allah'tır. Varlığın sonsuz boyutta sonsuzluk olan varlığın kendisi, başlangıcı ve sonu, ucu bucağı köşesi olmayan, yaratıcı, her yarattıklarını kendinden yaratan, o var mı yok mu diye tartışılır Türkler, mı ki? Türkler, Tengri'nin Türk'ünü de aldım efendim, ön Türkler. Onlar diyor Tengri'ye inanmaz, Tengri'yi bilir. Evet, İnanca ihtiyaç yoktur. Çok güzel. Evet, yani inanmak inanmamak konusu değildir Türk'ün inancında. Yani sen varsan Tanrı vardır. Neyi tartışıyorsun, neyi sorguluyorsun yani? Öyle bir şey yok. Ama Allah'ı getirir eğer Tevrat'ta anlatılan gibi anlarsan, doğrusu ona inanmak da çetindir. Tevrat'ın tekvim bölümünde duruyor da ben yani eleştirmek için söylemiyorum da yani ona inanıyorsanız aklınızdan vazgeçiyorsunuz demektir. Yani Allah, Rab Allah. İnanmıyorsanız gidin satın alın bir Tevrat. Kitapçılarda bulursunuz. Alın okuyun tekvim bölümünü. Rab Allah yaratıyor işte Adem'i yaratıyor. Sonra Adem uyurken kaburga kemiğini çalıyor uyurken. İzin bile istemiyor yani. Ya niye uyurken? Uyurken kaburga kemiğini almış. Oradan da eşini yaratmış. Ona vermiş. Yani hanımını. Yani işte Hava diyoruz ya da Eva diyorlar ya. Onu yaratmış vermiş. Kaburga kemiğinden. Ya bazı vaizler falan da onu ya o Tevrat efendim, arkadaş. Çok yaygın, ya. Çok yaygın. Çok yaygın. Sonra hadisler uyduruyorlar. Peygamber diyesiymiş ki kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Bak bak bak. Eğridir. Doğrultmaya kalkarsanız kırılır. Yani kadını baştan aşağılıyorlar. Evet. Ama bak şu Orkun kitabelerinde ki atamız ne diyor? Türk milleti yok olmasın. Türk budunu yok olmasın. Budun olsun diye Tengri atam İlteriş Kağan ile anam İl Bilge Katun'u Türklerin başına getirdi ve Türkleri onların yönetimine verdi. Kağan ve Katun ikisini birden söylüyor. Türk'ün kadına verdiği değere bak. Tevrat'ta anlatılan kadına bak. Eğri. Eğri yani kaburga kemiğinden. Sonra hikaye devam ediyor. Cenneti veriyor. Cennete bir bahçe yani. Büyükçe bir bahçe yani. Babil bahçeleri gibi bir yer. Öyle anlat. Bahçeyi vermiş bu ağaçlardan yiyin ama şu ağaçtan yemeyin. Çünkü o ağaç iyi kötüyü bilmek ağacıdır. Tuhaf değil mi yani? İyi kötüyü bilme ağacından niye yemeyin diyor. Onlar da yemiyorlar. Şeytan da cennetten kovuldu ya giremiyor. Herhalde el ediyor. Yılanı çağırıyor. Yılan cennette o zaman. Diyor ki Tevrat'a göre diyor ki aslında diyor Allah sizi kandırıyor diyor. O ağaçtan yerseniz onun gibi ebedi olacaksınız. Onun için yemeyin diyor. Gidin yiyin ebedi olun siz de diyor. Hava da gidiyor. Adem'i kandırıyor. Yiyorlar ve çıplaklıklarını hissediyorlar. Demek iyilik kötülük de çıplaklıkmış yani. Çıplaklıklarını hissediyorlar, örtünüyorlar. Tevrat anlatıyor bunları. Ya ben anlatmıyorum, hikaye anlatmıyorum. Tevrat anlatıyor. Sonra bir gün, günün serinliğinde bak dikkat, aynen söylüyorum. Günün serinliğinde Rab Allah bahçede dolaşırken Adem'i göremedi. Neredesin diye seslendi. Adem de dedi ki senin sesini duyduk. Senden korktuk. Biz çıplaz. Onun için gizlendik. Rab Allah dedi ki ha demek ki siz
o ağaçtan yediniz. Yani onlar demese görmüyor ya. Demek ki siz o ağaçtan yediniz dedi ve dedi ki neden bunu yaptın Adem? O da hemen kendini kurtarmak için eşini attı ortaya. Bak adama bak ya. Attı. Dedi ki senin bana verdiğin bu kadın beni kandırdı. Benim bir kusurum kadın yaptı. Kadın da dedi ki bu yılan beni kandırdı. Şimdi Tevrat devam ediyor. Allah Rab Allah dedi ki sizin cennetten kovuyorum. Yılana da dedi ki sen de bütün hayvanlardan aşağı olacaksın ve karnının üzerinde sürüneceksin ve toprak yiyeceksin. Ya bu kitabı yazan yılanın toprağa girip çıktığını görünce toprak yediğini zannediyormuş, evet. Öyle anlar. Şimdi böyle bir Allah, böyle güreş falan yapıyorlar. Peygamber Allah ile güreşiyorlar. Böyle bir Allah'a inanan bir adamın aklı olur mu ya? Tabii ki öyle bir Allah'a inanılmaz. Ama Kur'an'da da evveldir o, ahirdir o, zahirdir o, batındır. Başlangıç, son. Görünenlerin tamamı, görünmeyenlerin tamamı. İşte bu Türkiye inancının anlattığı Tanrı'dır ve O'dur bizim inandığımız Allah. Buyurun bir şey söyleyeyim. Estağfurullah efendim. Yeri geldiği için aslında bu programda göstermeyecektim. Kameraman kardeşimden bir zoom rica edeceğim. Hangisi sağlıyor? İşaret ederse. Şurada bir üç dallı bir ağaç var. Bir yılan sarılmış. Ve bir şeyler söylüyor. Şey içine alınmış. Ya bu yayınlanacak bir şey değil. Fakat bütün bunlar efendim Sümerlerden daha önce bu tabletlerde de var yılan hikayesi. Bu ağaca sarılı tabii, mesela. Tabii. Hatta doktorlar onu sembol almıştır. Tıp sembolüdür. Ağaca sarılı yılan vesaire. Konu tamamen çok farklı bir mevzu. Habirular Tevrat'ı almışlar. İsrailiyat kaynaklarına. Hikayeyi öyle bir değiştirmişler ki buyurduğunuz gibi. Sözde yaratıcı Rab böyle söylemiş gibi. Fakat çok eski bir destan bu. Bilgi. Konu tamamıyla farklı bir şey. Hakikatinden çıkartıp buyurduğunuz noktaya getirmişler. Hadi bunlar böyle yapmış. Ya bizim tarikatçı şeyhler, efendim günde 5 vakit namazın arkasından bu hikayeler anlatılır. Evet. İsrailiyat kaynaklı. Fakat işte geçtiğimiz programda buyurmuştunuz. Bardakoğlu'nun kıymetli eski Diyanet İşleri Başkanımızın, Diyanet Reisi'nin eski tabirle söyleyelim. İlk Diyanet Reisi'dir Fat Börekçi. Ki onlar gibi ya. İnsanlara da ihtiyaç var. Çünkü onlar makamında da söylerler de sözü. Kur'an'ı efendim eski menkıbevi söylemler değil de Kur'an içerisindeki kıssalara yönelerek bilimsel araştırmalara gidilseydi aslında bugün fantastizm denen fantastik filmler, Hollywood bunun üzerine çok duruyor. Mistik hadiseler, mitoloji vesaireyle bir nevi aldatılan beyinler ve yeni gençlik nesil diyecek ki ya bizim Kur'an-ı Kerim'imiz aslında bu kıssaları anlatıyor. Lut'tan bahsediyor, Ad'dan bahsediyor, birçok zaman ötesi, zaman kavramından, kuantumdan bahsediyor. Görecekler. Fakat düşünce ve felsefe tefekkür yolu kesildiği için bu böyle. Bir de efendim, latife olsun, buyurduğunuz gibi ben yapmadım, eşim yaptı. Meselesi çok dillendiriliyor bu cemaatler, tarikatlar içerisinde. Bu konuya atfen. Yani bak kadın şeytandır, şeytanlaştırmış. Mescitlere sokulmamış. İslam tarihinde var. Tabii. Kimse kimseyi kandırmasın. Tabii. Bazı hallerinden dolayı kadını naletlemişler. Orta çağdaki tıpkı Engizisyon mahkemelerinin yapmış olduğu gibi cadı haline sokmuşlar. Sadece ismini cadı dememişler. Hatta Karadeniz'de bazen cazı diye bir kelime üretmişler vesaire falan. Şimdi latife olsun biraz gerildi ortam. Kısacık efendim. Casusluk okulundan 3 kişi mezun oluyor. Biri İngiliz, biri Fransız, biri bizim Karadeniz'i Temel. Her imtihanı geçiyorlar falan. Diyorlar ki bravo ya. Bunlara şimdi birer silah verelim. Eşlerini çağırtalım. Ve ateş ettirelim. Fakat silahın içerisinde sahte mermi. Yani öldürücü değil. Sırf bunları imtihan etsinler diye. İngiliz içeri giriyor. Dışarı çıkıyor. Ben karımı vuramam diyor. Kaybediyor. Fransız içeri giriyor. Yapamam ya diye eşim diyor. O da kaybediyor. Bizim Temel içeri giriyor. Dan 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 vuruyor. Açıyorlar bakıyorlar ki kadın yok. Lan ne oldu diyor kadın diyor eşine. Vallahi diyor attım silah diyor. Baktım ölmüyor onu camdan aşağı attım diyor. Şimdi ben yapmadım eşim yaptı efendim. Evet bir ara sonra devam edelim.
Evet. Tam Bey, sorulara mı geçelim? Emredersiniz başkanım. Savaş Ağaca, geçenlerde Şamil Tayyar'ın Gaziantep'te FETÖ borsası var demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Efendim, tabii bu enteresan bir şey. Biz bunu bir iki seneden beri duyuyoruz. Yani hangi şehre gittiysek o şehrin, çünkü sadece bulunduğumuz şehirde değil, İstanbul'da değil, Ankara'da, İzmir'de veya gittiğimiz her yerde bu FETÖ meselesi gündem olduğu için, işte 15 Temmuz meselesinden sonraki mevzularla yargılanma süreçleri falan halkın dilindeydi. Açıkçası biz bunu imtinayla karşıladık. Dedik ki ya bu bir algılatma, sulandırma, bu işleri böyle işte acaba FETÖ ters propagandası mı gibi yaydılar bunu gibi. Fakat her yerden aynı şey gelince, bir de birazcık farklı çevrelerden de bunu duyunca kendi aramızda da biraz ya böyle bir şey varmış, FETÖ borsası varmış, FETÖ'cü zengin iş adamları işte 1 milyon dolar karşılığı, 2 milyon dolar karşılığı falan serbest bırakılıyor ve bir çete kurulmuş. İçerisinde sözde işte avukatlar var, işte hatta tetikçi gazeteciler var, bak seni afişe ederim gazetemde falan gibi. İşte hakimler var, tabii biz hepsini tenzih ediyoruz. Ya biz bunları duyuyorduk. Fakat avami bir çerçevede değerlendirdik. Tekrar söylüyorum, imtina ettik. Yani olur mu ya gibisinden. Fakat en sonunda Şamil Tayyar, teyyarı gibi bir laf etti. Yani o zaten Ergenekon kitaplarında yazmış, zamanında FETÖ'cülerle kol kola gezmiş, hocasını çok methetmiş, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriştirmiş, kitapları hala durur vesaire. Ve bavulcu vardı, meşhur bir bavulcu. Bavulcudan da belgeler almış kendi deyimiyle vesaire bir şahıstı. Bunlar benim kanaatimce bir araştırılmalı. Yani Şamil Tayyar kim? Yine AKP Grup Başkan Vekili Sayın Eritaş olsun, Hayati Yazıcı Bey olsun, bunlar eleştirdi, bu algılatma yapıyor, sulandırma yapıyor diye kendileri aralarında da ayyuka çıkınca biz de vatandaş olarak şimdi o duyumlarımız acaba doğru muydu diyoruz. Ama iktidar milletvekili Şamil Tayyar, böyle herkese de recon mecon keser böyle, sahte kabadayıdır yani kendisi. Öyle yok, 100 kişi peşimden gelir, 500 kişi bilmem nereye gider falan gibi böyle televizyonlarda da şey yapar. Yani algılatma yapar, sahte kabadayısın. Ama sözünün arkasında durman gerekir. Bu FETÖ borsasını işleten çete kim? Çünkü bu milli bir konu. Yani hakikaten bu FETÖ'cülerin hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde yargılanması lazım. Bizim bile zaman zaman aramıza geliyorlar. Bakıyoruz. Kimsin? İşte biz Kalperen'i seviyoruz, bilmem neyi seviyoruz falan. Birkaç gün sonra bakıyoruz ki görevden olmuş. Niye? FETÖ'den. Şundan bundan. Maksat şu. Resim vermek. İşte falanların yanında biz de vardık bakın. Çünkü biliyorlar kendilerini. Bu FETÖ'cüler kendilerini çok iyi biliyor. Dolayısıyla FETÖ'cüleri de bilen FETÖ'cüler çok iyi biliyor. FETÖ'cü olmayıp da FETÖ'cüleri de iyi bilenler var. Dolayısıyla da bu milli mesele başbuğum. Şimdi sizlere de yönetmek istiyorum bu güzel soru itibarıyla ki iktidar partisinin önemli bir gazeteci kökenli bir milletvekili çıktı, bunu televizyon programında dillendirdi. Bağıra bağıra ve heyecanlı bir şekilde falan ki biz duyuyorduk, tekrar altını çiziyorum. Dedik ki bu bir FETÖ propagandası olabilir. Onun için dillendirmeyelim, programımıza da almayalım, onların işine yaramasın. Ama şimdi siz dillendirdiniz, dolayısıyla da konu etmek zorunda kaldık. Çünkü çok mail geliyor bize. Gelen maillerin haddi hesabı yok. Dolayısıyla da her gelen maili, her soruyu da burada devlet terbiyesinden dolayı dillendirmiyoruz. Sonuçta ülkemiz şu anda bir darboğazda. Yedi düvel etrafımızı sarmış. Belki yanlış dış politikalar, yanlış yönetim tarzı vesaire vesaire birçok şey etken var da. Fakat sonuçta milli bir mesele. Efendim ne buyurursunuz? Tehlike midir, değil midir böyle bir şey var ise ki var olduğunu kendileri söylüyor. Şimdi bir milletvekili bunu söylüyorsa herhalde bildiği bir şeyler var ve elinde belgeler var. Hiç olmazsa karineler var. Dolayısıyla hemen yapılması gereken bu işle yetkili savcılık kendisini çağıracak. Çok ciddi bir şey bu yani. Çağıracak, diyecek ki böyle bir ifadesini alacak. O da gidecek. Gitmezse zaten kendi kendisini yok etmiş olur. Yani bütün bu söylediklerin ve her söylediğin anlamsız hale gelir. Gidecek, diyecek ki
Ben bir söz söyledim. Bilgilerim şu. Bu bilgiler üzerine dosya açılacak ve bir dava açılacak. Yani kimlerse bunlar, hakimse hakim, savcıysa savcı, siyasetçiyse siyasetçi, her neyse yani. Bu işin içinde kimlerse ortaya bu çete çıkarılacak ve hukuk gereğini yapacak. Ya olması gereken bu. Bu sözün ne zaman söyledi Şamil Bey? Çok oldu mu? Efendim bir hafta, bir buçuk hafta falan oldu. Bir buçuk, 10 gün hala önce. Süreç devam ediyor. Medyada yer alıyor efendim. Peki ama yani bir savcılık bu işe el koydu mu, herhangi bir savcı? Efendim kulağa çekilmiş duyduğumuza göre parti içerisinde. Olmaz bu iş. Kulak çekilmesi çok tehlikeli bir şey. Yani kulak çekilmesi, karıştırma bu işi, ne konuşuyorsun filan anlamına gelebilir. Evet, kulağa, bunu düşünmemiştik başta. Kim çekiyorsa o da suçlu olur. Yani çok ciddi bir iddia var yani. Çok büyük bir iddia. Yani rüşvet çetesi üstelik. Organize suç örgütü. İşin içinde böyle bir şey var. Bunun hemen gecikmeden ilgili savcılık tarafından gereğinin yapılması gerekir. Biz eğer hala hukuk devleti isek yapılması gereken budur. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylemiş mi? Öyle bir şeyler de. Öyle bir şeyler var efendim. Kendilerinin kızdığı. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediği zaman çılgına döndü falan gibi sözler. Doğru mu acaba böyle efendim, şeyler? Tabii diyor. Ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyoruz ama. Yok, kendisinin söylediği doğru mu? Evet efendim böyle. Ama bu da işte yani kendisinin böyle bir söz söylemesi de doğru değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çılgına dönmez. Çılgına dönmek ne demek yani? Gereğini yapar. Yani çok kızmışsa da, bu işe çok sinirlenmişse de o çılgına döndü diye de anlatılmaz. Yani bir cumhurbaşkanıyla birebir görüşen bir insan kim olursa olsun bu işi kamuoyuna anlatırken cumhurbaşkanı çılgına döndü. Ne demek çılgına döndü? Yani böyle sözler, milletvekili, cumhurbaşkanı falan söz konusu olan insanlar bunlar. Yani bunlar böyle kahvede konuşur gibi konuşmaz. Üstelik de çok özür dilerim efendim. Bu da fetva ağzıdır. Delirdi, çılgına döndü, uzun adam falan gibi kelimeler konuşuyorlardı. Yani çılgına döndü. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza muhalif olmamıza rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamına değil, AK Parti Genel Başkanlığına ve yönetim tarzına, ama geçtiğimiz programda alkışladık, evet, eleştirdiğimiz gibi tebrik ettiğimiz konular da vardı. Ama her ne olursa olsun her zaman söylediğimiz bir milli duruşumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan ve yönetici makamında bulunan kişiye ne Amerika, ne Rusya, ne Çin hiçbir yer ayar veremez. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz, kavga ederiz, dövüşürüz, sevişiriz, barışırız vesaire ama milli bir duruşumuz vardır. Aynı zamanda da bu tip FETÖ ağzı laflarla delirdi, işte şöyle oldu, böyle oldu, çıldırdı gibi laflar, bu şahsiyetler efendim araştırılmalıdır yani diye düşünüyorum. Bu, ben tabii o şahsiyeti bilmiyorum. Yani televizyonlarda işte gördüğüm anlar oluyor. Onun dışında bilmiyorum. Ama şu sözü biliyorum. Bu sözün söylenmemesi gerektiğini biliyorum. Cumhurbaşkanına söyledim, çılgına döndü. Bu hakarettir Cumhurbaşkanına. Yani Cumhurbaşkanı için eleştiri yapanlar ya da işte hakaret etti diyenler hakkında hemen dava açılıyor. Bu en ağır hakaret. Çılgına döndü. Yani delirdi demektir yani. Çılgına evet, dönmek, evet. Delirmek demektir. Bir başka ifadesiyle. Çılgına döndü. Yani böyle söylediyse bu da ayrı bir şey. Cumhurbaşkanı eğer çok kızdıysa, biz onun sözünü söylemeyelim. Cumhurbaşkanı böyle bir şey duyarsa çok kızar tabii. Sinirlenir filan. Bu da doğaldır. Bir de teyit etmiş anlamına da geliyor çılgına. Tabii inanmış evet, demek. Evet efendim. Cumhurbaşkanı buna inandıysa zaten o kendisi uyarmalı. Yani Adalet Bakanı'nı uyarmalı. Adalet Bakanı da hemen görevli savcı kimse o savcıya gerekeni söylemeli ve dosya açılmış olmalı. Bütün bunlar olmuyorsa yani hukuk kendi çizgisinde olması gerektiği şekilde olmuyorsa ve işlemiyorsa o zaman işin içinde çok büyük bir sıkıntı var demektir. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Efendim. Evet. Başka soru? Bekir Öztürk, demokrasi kavramını tarihsel süreç içerisinde diğer kavramlar ile ilişkileri boyutuyla değerlendirir misiniz? Demokrasinin halkların yönetilmesi için en iyi uygulama olduğu fikrine ne dersiniz?
eski Yunan site devletlerinin ayrı ayrı geliştirdikleri demokrasi uygulamalarının sonuçlarını bu perspektifte nasıl değerlendirmeliyiz? Son olarak da komünizme karşı kullanılmak üzere Orta Avrupa'da temellendirilen sosyal demokrasi kavramını da biraz açar mısınız? Efendim bu işin duayeni sizsiniz. Sağ olun. Biz peki, de öğrenmek isteriz. Buyurun. Efendim demokrasi, demos halk, krasi yönetim demektir. Ve çevirisi halkın yönetimi. Yani halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Demokrasinin tanımı bu. Doğrudur, bu işin çıktığı yer Yunan sitelerindir ama yani bugünkü bilincimizle baktığımız zaman Yunan sitelerindeki demokrasinin demokrasi değil, bir nevi aristokrasi olduğunu görürüz. Yani şu manada, Yunan sitelerinde %10'du, halkın %10'u vatandaştı. Geri kalanlar vatandaş değildi. Dolayısıyla oy verme hakkı sadece o %10'undu. Yani %10 oy veriyorsa bu bizim anladığımız anlamda demokrasi olmaz. Ama buna rağmen de çok ileri bir yönetimdir. Yani halkın, hiç olmazsa vatandaşların kendi kendisini yönetmesi. Yani bu anlamda demokrasi Avrupa'da gelişti, İngiltere'de gelişti ilk defa. Orada da yine Yunan sitelerindekine benzer bir uygulama vardı. Vergi verenler oy verebiliyordu. Yani belli vergi vermiyorsa yani vatandaş değil, dolayısıyla oy, bir de erkekler oy verebiliyordu. Kadınların böyle bir hakkı yoktu. İngiltere'de kadınlar çok gerçek, ciddi bir kavga ile, baş kaldırıyla bu hakkı söke söke aldılar. Yani bu işin önderleri hapislere girdi, halk tarafından tahkir edildi, hakarete nasıl kadınlar oy verir? Çünkü bir şeyi unuturuz biz. Avrupa sanıldığı gibi, Avrupa kültüründe, bilhassa Hristiyanlıktan sonra oluşan kültürde, yani 4. yüzyıldan sonra oluşan Avrupa kültüründe kadının ruhu var mı yok mu tartışması yapılmıştır. Yani ciddi teolojik tartışmalardan birisi bu. Kadınlar ruhu var mı yok mu? Sonunda karar vermişler. Demişler ki var da erkek, yani insan ile hayvan arasında bir yerlerde onun da bir ruhu vardır. Hayvandan yukarıda ama erkekten aşağıda bir ruhu vardır filan. Yani Avrupa öyle çok kolay kadınların oy hakkına çok kolay ulaşmadı. İtalya, Fransa, İsviçre kadınlara seçmek ve seçilmek hakkını Türkiye'den sonra verdi. Yani Türkiye, o da Atatürk sayesinde. Ama Atatürk de önce kadınların gösteri yapmasını istedi. Yani gösteri yapan Atatürk, hakkı veren Atatürk. İstedi ki kadınlar yürüyüş yapsınlar, gösteriş. Bunu örgüledi ve kadınlarımız bir gösteri yaptılar. O gösteriden sonra bakın dedi, kadınlarımız haklarını istiyorlar, vermek lazım. Halbuki gösteriyi düzenleyen de o. Çünkü kadınlarımızda o bilinç o zaman yoktu ama onu da yaptı yani. Ve durup dururken de vermiş olmamak için. Evet. Biz Avrupa ülkelerinin çoğundan önce verdik bu seçme ve seçilme hakkını. Devam edersek, demokrasi, evet, şöyle de derler, en az kötü olan yönetim sistemidir. Yani en iyi demezler de en az kötü olan yönetim sistemidir derler. Fakat demokrasinin kapitalizmle birlikte uygulandığı ülkelerde, kapitalizm ve demokrasi birlikte uygulanırken şöyle bir gelişme olur. Bir süre sonra sanayi kapitalizminin oluşturduğu büyük sermayeler, büyük sermaye sahipleri halkın oylarını yönlendirme gücüne sahip olurlar ve görünüşte demokrasi varmış gibi görünür. Aslında olan Plüto demokrasidir. Yani Eflatun demokrasisi. Yine
seçkinlerin yönetimi derler. Demokrasi varmış gibi görünür. Dünyanın birçok yerini ayrı ayrı incelemek lazım ama mesela Amerika'da, ABD'de demokrasi yoktur. Demokrasi derler de gerçekte olan demokrasi değil, seçkinler yönetimi anlamında meritokrasi vardır. Yani Amerikan sistemi belli dengeler içinde oluşur. O denge, sistemin kendi getirdiği dengelerle en seçkinler, zeka düzeyleri yüksek olanlar, toplum içinde seçkinleşmiş olanlar çılgınca eğitilir. Deli gibi eğitilir. Eğitimin en uç noktalarına kadar götürülür. Geri kalan ise kitleler hiç önemli değildir. Onlar dünyadan habersiz, işte kendi hayatını süren, fasulye üniversitelerini en fazla bitiren, liselerde okuma yazma bilmeden liseden mezun olan halk kitlelerdir. Geniş kitleler Amerika'da öyledir. Gidenler bilir zaten. Yani ben bir hava yolu şirketiyle Amerika'ya gidiyorum 1990'da. Hostes harita getirdi. Türkiye'nin yerini bulamıyorum, nerede dedi. Sonra siz beyazsınız hayret dedi. Ne zannediyorsunuz? Siz zenci değil mi? Türkler zenci değil mi dedi. Sonra dedi ki başkentiniz Tahran değil mi dedi. Ben ya biliyor. Yok dedim, Tahran değil. O İran'ın başkenti falan. Bu kadar bilgisizdirler. Ve havayolu şirketi hostesi bu. Sıradan Amerikalılar böyledir. Ama asıl yöneten o merit var ya. O merit için yani Amerikalı, Amerika'da doğup büyümüş olmak da şart değil. Yani dünyanın en seçkin beyinlerini çeker alır. Beyin sömürgeleştirmek diyoruz ya da beyin efendim istismarı diyoruz buna. Çeker alır ve kendisine kullanır. Biz de övünürüz. Aziz Sancar'ımız Nobel kazandı. Aziz Sancar'ı ben çok seviyorum. Neden? Aldığı Nobel ödülünü Türkiye'ye borçlu olduğunu, Atatürk'e borçlu olduğunu söylediği için. Yoksa Aziz Sancar'ın yaptığı çalışmaların bize bir faydası olmadı. Amerikan sistemine faydası oldu. Amerikan sistemi öyledir yani. Sana faydası oluyor mu? Ama mesela bir Türk var, Mehmet Haberal. Mehmet Haberal dünya çapında bir bilgindir. Karaciğeri saklama yöntemi konusunda Haberal yöntemi diye dünya tıp edebiyatına geçmiştir. Ama hizmetini bu halka veriyor. Bizim asıl övünç kaynağımız Mehmet Haberal'dır. Onun gibilerdir yani. Dönersek Amerikan sistemi meritokrasidir. Avrupa'daki kapitalistik demokrasilerde yine böyle oligarşik gelişmeler doğar. Buna mukabil sanayileşmesini tamamlamamış ülkelerde demokrasinin kitaplarda yazar bu. Yani bu şu anda söylediğim herhangi bir ülkeyi kastederek, Türkiye'yi kastederek söylemiyorum. Ama kitaplarda yazanı söylüyorum. Bazı ülkelerde demokrasi kültürünün yeteri kadar gelişmediği, toplum dokusunun demokrasiye uygun olmadığı ülkelerde bazı demagoglar çıkar, demagog derler onlara, çıkar ve halkın cehaletini, halkın yoksulluğunu sömürerek diktatörlükler kurarlar. Oligarşiyi de aşar, teokratik totalitarizm meydana gelir. Başbuğum, çok özür dilerim. Tam bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tabii. Öğrenmek için efendim. Buyurdunuz ki en son cümlenizde de bu gerçekten önemli. Demagoglar çıkar dediniz. Hakikaten böyle. Çünkü kimse kendi ideolojisini değil birilerini sömürmek maksatlı bir şeyler yapıyorlar. İstisnaları tenzih ediyoruz. Şimdi Yunan sitelerinden bahsettik. Yunan siteleri tarihte, bilimde kendi çağına göre çok ileri gitmiş. Hakikaten demokraside ileri gitmiş. Özgür düşüncede çok ileri gitmişler. Hatta felsefe tarihçileri şöyle söyler. Bunlar o kadar özgürlüklerine düşkündüler ki hiçbir zaman birleşemediler. Şimdi sorunla ilişkili olduğu için tarihsel köken itibariyle. Aynı zamanda çok tanrılıları da bundan vardı. Kimse kimsenin tanrısına karışmıyordu. Serbest düşünce var, demokrasi had safhada. Buyurduğunuz son cümlede bizim ülkemiz için geçerli olsa, muhalefetimizde bu demokrasiyi acaba bir demagoglar gibi mi kullanıyor? Yani yoksa baktığımız zaman en çok demokrasi vurgusu da bulunan siyasi hareketler
ülkede pek başarılı olamıyor. Fakat biat kültürüne daha bağımlı olan ideolojiler diyelim, hareketler, partiler bazında söyleyelim, daha başarılı oluyor. Bu bizim şarki bir toplum olmamızdan, daha belli kültür yapımıza ulaşmadığımızdan mı? Demokrasiyi bize baştan buyurdunuz zaten, cevap verdiniz bir miktar efendim. Kültürümüz daha ona hazır değil vesaire falan. Bizim muhalefetimizin de acaba biraz biat kültürüyle demokrasi arasında mı olması gerekiyor? Yoksa Yunan siteleri gibi hani hep birazcık alay edilirler. Hani birleşemiyorlar bir türlü falan, muhalefet şey yapamıyor vesaire. Herkes demokrasi ve özgürlükçü, her kafadan bir ses çıkıyor. Yani bu güzel gibi sunuluyor siyasi atmosferde. Sizler lütfetmiştiniz, ben sizlerin baş danışmanı olmuştum. Sizlerden öğrendik siyaseti, politikayı vesaire. Öğrenmeye çalışıyoruz hala rahlerinizde. Dolayısıyla da bugünkü muhalefetin sorunu Yunan siteleri gibi mi? Yoksa bizim toplum kültürümüzün yapısıyla mı? Yani o aristokrat, burjuva veya avam meselesi de değil. Genel manada biz hala olmadık mı efendim? Evet. Efendim bizde demokrasi kültürü oluşmadı hala. Yani dolayısıyla demokrasi sözünü ağzından düşürmeyen siyasi partilerin yapısına bir bakalım. Burada hiçbir siyasi partiyi diğerinden ayırmıyorum. Yani bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partiler kendi içinde demokrasiyi geliştiremezse toplumda nasıl geliştirecek? Çünkü zihniyet dünyasında, kendi zihniyet dünyasında, zihni muhtevasında, zihninin içindeki değerlerde demokrasiyi özümsemeyenler ülkede nasıl geliştirecekler? Yani siyasi partiler genel başkanları partilerinde tam hakimdir. Hoşlarına gitmeyen birisi oldu mu partiden atıyorlar. Aykırı bir söz olunca partiden atıyorlar. Canları kim istiyorsa onu milletvekili yapıyorlar. Yani kim istiyorsa. Kimi istiyorsa onu il başkanı yapıyorlar. Yani tabandan gelen ve bir de bizde birisi genel başkan olunca ebedi genel başkan. Yani hiç artık o onun yani, onun malı. Yani onu genel başkanlıktan almak isteyen birisi çıkarsa o onun düşmanı, o vatan haini. O şeytan. Niye? Kendisinin koltuğunu almak istiyor. Çünkü onun o. Bu neden? Ve onun bu halini, bu ruh yapısını benimseyen çevresindeki insanlar, onlar da aynı. Bu çok önemli efendim. Tabii onlar da ses çıkarmıyorlar. Çok tamam önemli diyorlar. Razı oluyorlar. Çünkü onlar da, o da onlara bir şeyler veriyor falan. Demokrasi kültürü olmayınca olmuyor bu işler. Yani bizde haksız demokrasi var. Haksız demokrasi. Halk yok işin içinde. Yani adı demokrasi. Bir de demokrasi dediğimiz, sorunuzun cevabı siz de biliyorsunuz ama ben söylemiş oldum. Demokrasinin aslında dört ayağı vardır. Yani çağdaş demokrasilerin bütün kusurlarına rağmen dört ayağı vardır. Bunlar tamam değilse o çağdaş demokrasi değildir. Bir, ülkeyi yönetenler seçimle ama gerçekten seçimle gelecekler. Bir, birincisi bu. Seçim olmazsa demokrasi olmaz. Yöneticiler yani. Yönetenler seçimle gelecekler. Yeter mi? Yetmez. Bu yetmez. İkinci bir ayak lazım. O da şu. Ülkede insan hak ve özgürlükleri tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. İnsan hak ve özgürlükleri yoksa orada demokrasi olmaz. Üçüncüsü katılımcılık olacak. Buna yönetişim de diyoruz. Yani yönetenler halkla birlikte yönetimi gerçekleştirecekler. Sürekli halk ile ve halkın temsilcisi olan kurumlar ile İşbirliği içinde olacaklar. Yasa çıkacaksa o yasayla ilgili halkla istişare yapılacak. Halkın temsilcileriyle istişare yapılacak. Dördüncüsü de çoğulculuktur. Yani toplum içinde farklılıklara düşman gözüyle değil bir nimet gibi bakılacak. Yani çoğul, farklı, din anlayışı farklılığı falan, yani mezhep farklılığı,
inanç farklılığı her neyse yani. Bütün farklılıklar benimsenecek. Böyle olursa bir ülkede iyi kötü bir demokrasi var demektir. Ne kadar olursa o kadar vardır. Yoksa mesela şu Diyanet İşleri Başkanı'yla bu ülkede demokrasi olmaz. Niye? Çünkü devlet diyor ki şöyle inanacaksın, şöyle tapınacaksın, bunun düşün. Kafalara beton gibi dökül. Herkes bu kalıba girecek. Böyle dersen demokrasi olmaz ki. Evet. Bir ara. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Meşeleri bağları karışık dağları sağlık sefalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk. Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk. Havalandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Havalandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Uçtuk elhamdülillah, şahillallah illallah. Uçtuk elhamdülillah, şahillallah illallah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Vardığımız illere, şol safa gönüllere. Hakka taptık manisin, saçtık elhamdülillah. Halka taptık manisin, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yan ile bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. Eştik elhamdülillah, şahillallah illallah. Eştik elhamdülillah, şahillallah illallah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Attık denize dolduk, taştık elhamdülillah. Taptuğum tapusuna, kul olduk kapusuna. Taptuğum kapusuna, kul olduk kapusuna. Yunus miskin çiğdi, piştik elhamdülillah. Yunus miskin çiğdi, piştik elhamdülillah. Piştik elhamdülillah, hak la ilahe illallah. Piştik elhamdülillah, şah illallah illallah. Bu beste yapılmış bir beste. Evet efendim. Anonim değil mi? Evet, evet. Beste evet, değil mi? Evet. Evet. Ama insanın ciğerine giriyor böyle. Evet. Anonim derken şeyi kastettim. Yunus Baba'nın dizeleri de var orada. Yani evet, alınmış. Hı hı. Ama yani Yunus Emre bu yani. Yunus Emre'nin adını alan bile bir değişik oluyor evet, canım ya. Evet. Demokrasiden söz ettik. Şunu tekrar söyleyelim. Sadece seçim demokrasi olması için yetmez.
özgürlüklerin gerçek anlamda olması lazım. Temel özgürlüğün gerçek anlamda, üç temel özgürlükten söz edilir. Bunlardan birisi inanç özgürlüğü. Ama inanç özgürlüğünü de şöyle anlamak yanlıştır. Benim inandığım gibi herkes inansın, istediği gibi de yapsın, bu değil. Herkes nasıl inanıyorsa öyle inansın. Düşünce özgürlüğü, yani insanlar neye inanıyorlarsa onu söyleyebilsinler. İnandıklarını söyledikleri için insanlar yargılanmasın. İnanç ve düşünce yasaklanmasın. Çünkü inancı yasaklarsanız inanç gelişmez, çağa uygun hale gelmez. İnancı baskılarsanız da böyle olur. Düşünceyi de baskılarsanız, önceden Oktan Bey'in söylediği gibi, düşüncenin baskılandığı bir yerde gelişme olmaz. Çünkü gelişme önce düşüncede başlar, sonra dirliğe ulaşır. Yani hayata intikal eder. Dirliğe ulaşır dediğim o. Üçüncüsü de girişim özgürlüğüdür. Girişim. Girişim özgürlüğü demek, serbest, herkes girişim yapsın değildir. Yani yurttaşlara girişim yapabilecek olanakları, olurlukları sağlamak demektir. Başka da tabii özgürlükler vardır ama üç temeli bunlardır. Üçüncüsü katılımcılık, dördüncüsü de çoğulculuktur dedik. Evet, başka soru ya da emredersiniz efendim. Bu konuyla ilgili efendim bir anekdot söylemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi tabii bizim mütedeyyin kısımda zaman zaman demokrasi düşmanı olur. İşte demokrasi, Yunan'ın çok yüzü falan meselesi gibi, politika gibi algılarlar. Poliçoktika, yüz falan filan. Ama işlerine geldiği zaman Kur'an'da da demokrasi var derler. Oysa ki buyurduğunuz gibi o seçim ve katılımcılık aslında çoğulculuk sizin söylediğiniz anlamda değil de kitlesel anlamda vurgulamak istiyorum. Kur'an'da tam tersi bir şey vardır. Hakkaniyet vardır. Musa dağa çıkar vahiy almaya. Döndüğünde bir bakar ki bütün kavmi ineğe tapıyor. Samiri'ye tapıyor. Şimdi sorar kavmine, ne istiyorsunuz? Biz işte Samiri'nin yaptığı buzağa, ineğe tapacağız der. Ve çoğunluktur. Musa tektir. Şimdi hangisine uymak gerekir diye düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii. Yani her kavramı olduğundan daha ileriye götürmek doğru değildir. Evet efendim. Yani her kavramın yeri vardır. Efendim yani çoğunluk her zaman haklı da değildir. Yani mesaj yerine gitti baş bu. Evet. Peki. Efendim tabii Kur'an'a eğer demokrasi, Kur'an'da demokrasi arayan olursa yani bir ayeti söylerim. Akılla ben çok var efendim. Bakar. Çok var. Da ben bir tanesini söyleyeceğim. Peygamber'e hitap ediyor Kur'an. Diyor ki sen insanların başına bekçi olarak gönderilmedin. Eyvallah efendim. Muhteşem. Senin işin anlatmak. Ama isteyen inanır, isteyen inanmaz. Eğer Allah isteseydi herkes Müslüman olurdu. Demek ki Allah çoğulcu. Herkesin Müslüman olmasını istemiyor. Eyvallah. İstese olurdu. Buyurun. Ya ararsanız bunu bulursunuz. Niyetiniz ne ya? Tabii Kur'an öyle bir kitaptır ki hangi niyette bakarsan seçersin. Onun için de kendine uygun. Maturidi de böyle söylüyor İmam Maturidi. Kendine uygun bir şey bulursun. Onun için esas olan nedir? Genel ilkeler akıl ve vicdanla bakmaktır. Evet buyurun. Çağlar Şahin. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlo Pavlos'un tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz. Türkiye bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız şeklindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben duymadım bu sözleri. Kim söyledi bunları? Yunanistan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı buyurun evet, siz efendim, böyle bir zırvada, zırva tevir götürmez diye bir laf vardır ama efendim toprakları tekrar alırlarmış, atalarının yaptığı gibi işgal ederlermiş. Biz de bizim atalarımızın yaptığını yaparız torunlar olarak. Bu kadar basit yani. Buna söylenecek başka bir şey yok. Efendim müsaade ederseniz bizim sohbetlerimizi çok kişi dinliyor televizyon ekranlarından. Tenezzül buyuruyor izleyicilerimiz. Tabii değişik kitleler de var. Bu ineğe tapınma falan filan derken öküzün altında buzağı arayanlara söylüyorum. Yani biz çiftlik banka gönderme yapmadık. Yani Tosun'a falan gönderme yapmadık. Hükümet eliyle
belli kanunlar açıp 77 bin kişinin dolandırılmasını dillendirmedik. Bak söylemiyoruz. Hatta şimdiki Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Fakı Baba, bu çok mağdurlar oluştu. Küçük bir kelamda bulunmak isterim. Dedi ki bu biz ne yaptık ki dedi, yani sütler biriksin, yumurtalar çoğalsın, işte bir çiftlik bank kurdular falan. Genç bir çocuk da dolandırıcı olmuş, 77 bin kişi Uruguay'a mı kaçmış ne falan. Neyse şimdi devlet nezdinde istiyoruz bir de. Yani dolandırıcının yolunu açıyoruz, sonra değişik ülkelere nota vererek bunları bize geri verin diyoruz. Ya bunun niye önünü açıyorsunuz? Ama enteresan bir buluş bulmuşlar başbuğum. Demişler ki biz bu sütleri nasıl daha fazla bozulmadan saklayabiliriz? Ve bakanlığımızın muhteşem dehası, bu çiftlik bank gibi olacaksa olmasın, ben bir öneride bulunayım istedim. İneklerin memelerinde kalsın, sağmayın. Evet. Buyurun. Mehmet Demirelli. Kahraman ordumuz Afrin operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Sıradaki operasyonun kapsamı Münbiç, Rakka olması muhtemel görünüyor. Amerika'nın Münbiç'teki askeri varlığını çekmeyeceğini söylemesi ve tehditvari açıklamalarını nasıl değerlendirmeliyiz? Buyurun efendim. Buyurun. İstirham ederim. Yani Afrin harekatı kahraman silahlı kuvvetlerimizin bir destanı oldu. Hiçbir sivilin burnu kanamadan, aleyhte propagandalara rağmen dünya çapında içeride ve dışarıdaki hainlerin bütün bu serzenişlerine rağmen başarıyla, Türk milletinin dualarıyla ve o damarlarındaki asil kanın farkında olanlarla ve Kızıl Elma'ya gidiyoruz diyerek, ki biz de bir beste yaptık, marş yaptık, hediye ettik silahlı kuvvetlerimize, kahraman silahlı kuvvetlerimize, başarıyla bitirdiler. Aslında ta bitmedi. Mesele farklı. İdlib, Münbiç gibi konular var ki Amerika diyor ki ben oradan çekilmem vesaire, şunu yaparım. Aslında başbuğum, malum haliniz, Suriye'yi üçe bölmek istediler. Üç olmazsa hadi iki olsun. Rusya ile kısmen anlaştılar. Bu arada menfaat çizgileri çizildi vesaire. Şimdi biz de ısrarla diyoruz ki o koridoru o teröristlerin oluşturmuş oldu. Çünkü terörle mücadele önemli. Fakat birkaç uyarıda bulunmak isterim. Bilmem başbuğum ne arz ederler. Ben de öğrenmek isterim kendilerinden. Terörle mücadele ediyoruz. Bir tane dahi sivilin burnu kanamadan dünyaya nasıl operasyon yapılır gösterdik. Genelkurmay Başkanımız kendi yayınlarında da kıyaslı gösterdi televizyonlarda. Guta'da Amerika'nın yapmış olduğu operasyonlarda şehir yerle bir olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki yapmış olduğu operasyonu da Afrin kentinde bir tuğla kırık değil. Ta ki teröristlerin kendi hain tuzaklamaları haricinde. Duruyor orada. Meydanları dahi duruyor. Kendileri bile şaşkın. Şimdi efendim, fakat şöyle bir şey de var. Türk Silahlı Kuvvetleri tabii ki Rusya'nın ön açmasıyla, yani orada birliklerini çekmesiyle bir destek gördü. ÖSÖ ile hareket etti. Özgür Suriye Ordusu. Yani bu bilinen bir şey. Tabii ki gerçek payı kahraman silahlı kuvvetlerimizindir. Zaten benim de öğrenmek istediğim mesele şu. Türk bayraklarımız dikildi. Fakat Devlet Bahçeli bir müddetliğine bu toprakları zaten eskiden bizim tekrar emanet alırız gibi söylemlerde falan bulundu. Hadi bunları da es geçtik. Bayraklarımız dikilirken orada Özgür Suriye Ordusu'nun yağma görüntüleri verildi. Ve tepki geldi. Bunlar olur tabii böyle şeylerde dendi. Evet, marjinaldir, olabilir. Ama acaba dünyaya şöyle bir görüntüde veriliyor olabilir mi? Bizim bayrağımız dikilirken bir yağma yapılıyor ise, bu kadar muhteşem başarılı bir operasyonun en ufak halel gelmemesi gereken, sivillerin kılına dahi dokunulmamış, kaldı ki hakikaten mazlumların yanına gidilmiş, Türkiye'nin âli menfaatleri düşünülerek, çünkü o koridor yıkılacak, o teröristler orada, yapılmış ve bayrağımızın altında yağma yapılması değişik bir görüntü vermiyor mu başbuğum? Veriyor. Bir şey merak ediyorum, takip edemedim. Devlet Bahçeli ne zaman gitti Afrin'e? Efendim herhalde uyuyor kendisi. Uyanınca mı gidecek? Efendim oluyor, rüya mı görüyor bilmiyorum. Kendisi gitmedi tabii ki. Gitmedi mi? Başbakanımız da gitmedi. Arka kapıda bekliyorlardı.
Ama kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, bizlerin evlatları, bizler, Türk milleti, Mehmetçik oraya gitti ve gitmeye de devam edecek. Yani sorunun aslında biraz da sloganist olsun istemiyorum ama Amerika ne derse desin. Tabii ki dünya gerçekliğinden kopmadan. Milli konularda kenetlenmemiz gerekir. Başımızda şu varmış, efendim şu parti yönetiyormuş, bu parti, bunların hepsi teferruat olmalıdır. Baştan beri söylüyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu başbuğun sözüdür ki çok doğrudur. Gereken yapılmalıdır. Fakat efendim, ben Amerika'nın orta yolu bulacağına inanıyorum. Çünkü orada bir paylaşım meseleleri var. Siz sıklıkla vurguluyorsunuz global kapitalizmle alakalı. Çok bilgileniyoruz. Çin de dahil olmak istiyor meseleye. Ticaret savaşları şunlar bunlar gündemde. Peki milli menfaatler derken seçimler de yaklaşıyor. Evet. Hani açık net söyleyeyim. Vatan millet Sakarya diyerek, vatan bizim canımız. Sakarya'da dedelerimiz vardı. Millet zaten ruhumuz. Biziz, kendimiziz. Bir şeyler de planlanıyor olabilir mi efendim? Yani bir şey gösterilerek. Ya bak biz bunu yapıyoruz ama bir seçim malzemesi. Çünkü bu çok ayıp olur efendim. Bilmem böyle bir şey hissediyor musunuz? Olabilir tabii yani. Olur. Bu oluyor. Bir tür şeyler oluyor. Olmaz. Olmuyor diyemem. Ama bütün bunlara rağmen biz sizinle hep bunu bütün bu süreçte konuştuk ve öyle bir yol izliyoruz. O da şu. Askerlerimiz orada savaşırken bizi dinleyebilecekleri olanağını da olurluğunu da düşünerek oradaki mücadeleye gölge düşürecek, oradaki heyecanı zedeleyecek sözlerden kaçınıyoruz. Evet. Yani evet. Bu kadar söyleyeyim. Olur tabii ama olsun ne yapalım yani. Ama ayıp olur yani. Ayıp olur ama ayıp olur ama şöyle diyelim tabii aması var. Ayıp olur tabii. Olmamalı ama olur. Eyvallah. Bal tutan barmağını yalar. Evet. Ama şöyle söyleyelim. Doğru bir iş yapılıyor. Yani Afrin'de kalacağız falan. O geçiniz. Devlet Bahçeli'nin kendi kendine. Kendi kendine konuşuyor ya. Sayıklıyor adam resmen yani. Kendi kendine bir şeyler söylüyor. Yani işte giderim bilmem ne. Giderim diyorsan gideceksin. Ya da demeyeceksin. Ama Devlet Bahçeli neler söyledi yani. İşte reklam olmasın diye saymıyorum. Temizlik ürünlerinin adını da ezberlemiş iyi. Nasıl ezberlemişse. Onları tek tek sayıyordu. Tek tek sayıyordu. İşte bir şunu söylüyor. Hepsini Haliç'e dolduracakmış. Ya Haliç'i niye kirletiyorsun ya? Balıklar ölür ya. Bunu da düşünmüyor. Haliç'e deterjanları dolduruyor efendi. Ya böyle bir şeyin lafı bile suçtur, yasaktır, ayıptır. Diyor ki dolduracağım ne kadar marka biliyorsa hepsini söylüyor. Üstüne de pesküvit de atsaydı bari o da daha güzel olurdu. Falan. Dolduracağım diyor. Sonra diyor bu işte şu anda müttefiki olan ittifak yaptığı partiyi oraya sokacakmış. 40 gün yıkayacakmış. Yıkadı mı ya? Ondan sonra mı ittifak yaptı? Yıkamıştır herhalde bu arada bizim haber olmadan. Böyle bir şey olur mu ya? Ya böyle bir insan MHP gibi bir partinin başında hala duruyor ve etrafında birileri de ona bilge lider falan diyorlar ama o birilerinin nelerden nimetlendiği falan da bu arada biliniyor. O birilerinin biz yüz yüze konuşurken ne söylediğini şimdi açıklamam ben. İki insan arasındaki konuşmayı açıklamam. Ama olmuyor. Ayıp oluyor. Ayıp. Yani niye gerçek düşünceniz başka, oradaki söz bilge. Bak. Ya yapmayın bilge sözünü de yazık. Bilgeyi de pesküvit gibi yemeyin ya. Bilge çok önemli bir sözdür. Evet, yani şöyle, bütün bunlara rağmen Devlet Bahçeli bırak, o hiç solda sıfır. Anlamı olan birisi değil. Ama Türk ordusu orada onurlu bir mücadele veriyor, doğru bir iş yapılıyor. Kim nedir? Hep baştan beri onu söylüyor. Bu iş
gecikmiştir. Daha önce de yapılmalıydı. Yapılıyor. Menbit şu bu falan. Tabii ki eğer şartlar uygunsa. Yani biz şimdi genelkurmayımızın bildiği bilgiler bizde yok. Genelkurmayın yani tutup mesela bir siyasetçimizin de Afrin'e girmeyin. Ya dur arkadaş ya. Dur ya. Ne karıştırıyorsun ya? Evet efendim. Bu işler olmaz böyle. Afrin'e girmeyin. Niye? Evet. Bu tür şeylerden kaçınmak lazım. Biz şu anda Afrin'de yapılanı ve bundan sonra ne yapılacaksa ya da şartlar uygun olmadığı için yapılmayacaksa onu desteklemeliyiz, destekliyoruz. Yani niye Memlük'e girmedin? Ya bırak şimdi. Girilmeyecekse girilmez. Girilmesi gerekiyorsa, uygunsa da girilir. Yani bu tür şeylerde iç tartışma olmamalıdır. Evet efendim. Evet ve bir güzel müzikle de bağlıyoruz. Emredersiniz başbuğ. Bütün kahraman silahlı kuvvetlerimize gitsin. Söylemek istediğimizi başbuğumuz çok güzel söylemiş oldu. Şeker